سادسهم
بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد لي عزيز أتخذنا قدرنا برادرنا الله تعالى نحن بسرعنا نمزبس رسول الناس سيد الناس قيام المز عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم دعوة المز عند صلاة المز برسل فزيدت لي مبارك وكان سيد الأيام جمعة كنتان Allah Teala barchalarimizni qilayotgan taoliy ibodatlarimiz, xayrli amallarimizni Alloh taolosi qabul etsin. Azizlar, bugungi sayyidlarga bo'lgan juma kunida shahrimizda bosh imom xatiblari Nuriddin hoji domlamiz tashrif buyurganda bu jamoatimizga inshaalloh o'zlarini chiroyli ma'vizalarini va sizlarni muborakbod qilish uchun bu sayyidlarga juma kuniga tashrif buyurdilar. Inshaalloh hozir navbatda hoji domlamizga beramiz. Bir necha marotaba mana shu
masjidga kelib bir duo qilish va ko'pchilikda birgalashib duolarini olish iltimoslari bo'lgan edi. Bugun vaqti soat ekan siz azizlar bilan birga jumani ado qilishlikka Alloh musharraf qilib turibdi. Zero har juma har xil masjidda juma namozini o'qiyapmiz. Maqsadimiz masjidlar bilan ko'proq tanishish, qavmlar bilan tanishish, muhtaram imomlarimizning faoliyatini o'rganish. Shuning bilan birga eng asosiy va muhimi har bir masjidni o'ziga yarasha duo o'ylari bo'lgan azizlarni duolarini olish. Shu maqsadda men har juma har xil masjidda juma namozini ado qilib kelyapman. Bugun bu masjidga niyat qilgan edik. Alloh mana shu niyatimizni qabul qilsin. Azizlar, inson bu dunyoga kelarkan hammamiz Alloh taolosi va jallaga shukr qilib, Allohning bergan rizqidan bahramand bo'lib hayot kechiramiz. Taomlarimiz, kiyimimiz, maishatimiz bor. Bu insonning ehtiyoji. Har birimiz mana shu uchun hayot kechiramiz. Ammo mana shu yeyishligimiz, ichishligimiz, kiyinishligimiz, maishatimiz halol bo'lmoqligi lozim. Halol bo'lishlik kerak. Shuning uchun bugun sizlar bilan mana shu halollik, halol kasbning barakasi haqida suhbatlashamiz. Ko'pchilikning nazarida halol va harom tushunchalari shariatga muvofiq bo'lmasdan o'zini tafakkurchi bo'lib qolishligi bu musibat. Juda ham ehtiyot bo'lishlik kerak. O'zicha nimanidir halol deb yuborishlikdan o'zicha nimanidir harom va halol deb qo'yishdi. Ikkalasidan ham ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zan bilmasdan turib halol narsalarni ham haromga chiqarib yuboriladi, haromlarni esa halolga hukm qilib qo'yiladi. Bu narsadan juda ehtiyot bo'lishlik lozim bo'ladi. O'shuning uchun aytamizki, eng asosiysi odam shariatni gapirib, gapirishni o'rganish kerak. Zero aql azizlar shariatga tobe. Aql shariatga tobe. Ya'ni shariat aqlga emas. Lekin xalqimiz orasida bir ibora ishlatiladi. Mani fikrimcha, mani o'ylashimcha, manimcha shunday bo'lsa kerak. Mana shu gap shariatni gapirmasizlar. Bizga ham shunday savollar beriladi. Ammo sizningcha mana bu narsa qanday bo'ladi? Mani fikrim hech narsani hal qilmaydi. Shariat bilan hidir, bu narsani bilish kerak. Menimcha emas, balki shariatning fikricha. O'sha narsa demoqchi. Shuning uchun bu halol harom deyishda ham juda ham hushyor bo'lib, shariy dalillar asosida ehtiyot bo'lib aytmoqligi lozim. Odam alayhissalom bilan Ummu Havo onamizni Alloh haqqo va jalla yaratib jannatga qo'yar ekan jannatda ularga hamma narsani yeyishlikka, iste'mol qilishlikka ijozat berdi. Qur'onda Alloh o'zi rahmat qiladi. Odam va Havo onamizni jannatga kirgizib, unda xohlagan narsasini yeyishlikka amr qiladi, ammo bitta daraxtning mevasini yeyishlikdan qaytaradi. Bola taqrib va hadik shajara. Mana bu daraxtga yaqinlashmaydi. Shu daraxtga yaqinlashsa, gunohkor bo'lishligini aytadi. Ya'ni azizlar, o'sha Alloh yema, Alloh qilma degan ish ana o'sha harom ish. Qaytarilgan ish. Odam alayhissalomni qarib, jannatda hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Lekin shayton vasvasa qildi. Yema degan narsani yegizdirdi. Natijada odam alayhissalom bilan Havo onamiz Alloh yema degan o'sha daraxt mevasini yeb qo'ydilar. Va bular gunohkor. Nima bo'ldi shu holatda? Ularni avratlari ochilib, sharmanda bo'lib qoldilar, uyalib qoldilar va keyin avratlarini berkitishlikka daraxtdan, barglaridan, shoxlaridan foydalandilar. Shuning uchun aytadiki, agar inson bu dunyoda harom yesa, albatta dunyoda ham oxiratda ham sharmanda bo'lar ekan. Haromni qo'rqmasdan yiyib, haromni o'ziga odat qilib olsa, u dunyoda ham oxiratda ham sharmanda bo'lar ekan. Alloh saqlasin. Shuning uchun albatta biz juda ham hushyor bo'lishimiz kerak. Benimiz
dünyanı deyip ahiretini, ahiretin deyip dünyanı taşlap koymasın ki büyüdük de aslında. Hayrıkum min ahirete min hadiki ve hadiki dediler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sizlerin en yakşılarınız dünyadan nasibesini hem ahiretten nasibesini hem ola diyor. Dünyanı deyip ahiretini, ahiretin deyip dünyanı taşlap koyup olmayın. İki nesini hem beraber miyarıda getiriş gerek. El-Aqib يأكل ليعيش والجاهل يعيش ليأكل دينار يعني عقل kişi ovqat tanavul qilishlikdan ko'zlagan maqsadi yashab qolish taomlansam quvvat olaman taomlansam yashayman hayotim o'tadi degan aql bilan inson taomlanadi lekin johil esa yashaydi yeyish uchun ikkalasi ham bir ishni qilyapti lekin maqsad ikki xil Akıl adam taam yiyişten közlegen masad salamat olup hayat geçirmiş olsa cahil adamın yaşayışından masad yiyiş. Doğru her bir insan bu dünyada ki gelirken o tanavul kılıçımız gerek. Lekin o şık kılıççılığımız bile hamamız. Öyle dururken her bir erkek oylarımızı bakamandır. Bola çakamızı tamilatını kılamandır. Oylarına her gün hareket duyuramız. Bu tabi inerse. Lekin bana şu topilayotgan dünyanın halolligiga e'tibor bermoq kerak. Bir farsiy baytda aytadi-yu, zindagi omad baroyi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi. Ya'ni tirikchilik odamlar uchun kelgan narsa, bu hammaga bor narsa, lekin mana shu tirikchilik bandasizlik bilan bo'lsa bu sharmandalik. Allohning oldida qul ekanligini his qilib, har bir ne'matni beruvchi Alloh rızkımızı belgilep koyarken bana şu rızkımızı yaraşasını alırız. Biz her kancı hareket kılsak hem azizler Allah belgilegeneden artığını alır mıyız? Fakat şu tasavvurumuzu kılamayız biz. Biz rızkımız hemisi belgilenip koyduk. Allah Hakk Azze ve Celle hemimizi rızkımızı ozu belgilep şu belirgen rızkını alamız. Eğer haklasa onu haram kılıp olsun, haklasa haram kılıp olsun. Lekin o şu belgilenen rızkından ortakını alamaydı. Eğer Allah haklamasız hem o şu rızkıyı verirdi. Rızkını Allah verirdi. Bir cahil adam Allah'ın ona şu razzaklığına rızkını haklasa hem haklamasa hem bendeki verişliğinin imtihan kılmakçı oldu. Ben haklamasam Allah vermeyin. Kendi kılınmen, ben Allah'ın rızkını kabul kılmayınmen deyip o sese kast etti. Allah da imtihan kıl yaptı hali. Böyle sahraya çıkıp yatıp yaptı. Avukat yemeyemem, su içmeyemem, büyüm rızk. O bilme yaptı ki havada nefes alışın rızk. Hayatı olsa rızk. Ben her işlerse kabul kılmayınmen, ne su içemem, ne içemem. Ben kanik bende Allah mecbur kılıp yerlerim, yatıp yaptı. Şimdi yatıp bir kancı kul o şekilde bu kaptı bir bayt uzağa bir kervan geldi. Kervan gelip kervan başıya adamlar gelip etti direkt ki o bir sahralı bir adam yatıptı. Ya ap geliyorlar, ap gelseler bir kuş buraya indiğin halette yatıptı. Ya bu adam da sıvı vuruptu, açarlıktan, açılıktan değilse de su veriyorlar ağzıya. Su veremez ise ağzını bir kitmaya, o Allah'ın rızkını kabul kılmayayım ben deken, kastı vaken o sıca. Mahkem ağzını bir kitap da kabul kılayım ben. Kervan başı yıkılıp içmeye yaptı, ağzını açmaya yaptı dese, olup kamasın dişini sindirip o sıhan ağzı yıkılıyor. Dişini sindirip ağzı yıkılıyor ki o sıhan yıkılıp, ha eğer Allah haklasın dişini kalkıp o sıhan verirken. Hiçbir doktor tanımasın ki. Allah verirken rızk azizler, bu verirler. Ne için bunda biz rızk doğrusu dua kılamız. Ey rızkın uğruğu olsun diyemiz, bağlamızı dua kılamız, birbirimizi dua olsun diyemiz. O rızkın hacmi yemez azizler, berekesi. Berekesi hakkında dua ediyor. Kimdir 10 son kulu olsa, kimdir 1000 son kuludan göre 10 son kulu berekeli konuşur mu? Çünkü Allah onu bereke verir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle hayat geçirerdi. Allah'a tevekkül kıl. Allah bergenliğe kanaat kılıçlığını örgütlerdiler. Allah bergen rızkı yarışa sahabeler hem hayat geçirerdiler. Lekin bu bergene hiç nefse kılmasından, battal olup iş kılmasından diye bergenliğe iman değişliğinden kaytar gelirler. Belki kesip yamal kılıçlığı,
O bizim baxtımız emas. O bir sababchi ekanligini his qilishligimiz kerak. Qolam sahatul mu'min musulmon yurish turishida, tanovulida, ovqatida hamma-hammasida azizlar albatta halolni qidirish kerak. Halol intilish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam talabul halal vojibun ala kulli muslimin dedilar. Halolni talab qilish har bir musulmonga vojib dedilar. Halolni izlashimiz kerak. Mo'min musulmon nima qo'liga tushsa olib yormaydi. U halolligini so'rarkan, qidirarkan, halol yo'lidan yeyishlikka harakat qilarkan. Chunki bu muhim, buni inshaalloh suhbatimizni asnosida naqadar bu bizga kerakli ekanligini, halol muqmal zarur ekanligini, nima uchun halollik lozim ekanligini ham o'rganamiz inshaalloh. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, Alloh osmonlar va yerni yaratgan va osmondan suv, yomg'ir, qor yog'dirib, bu sababli sizlarga rizq bo'ladigan mevalarni chiqargan zotdir. U o'z amri bilan dengizni suzib yurishi uchun kemalarni sizlarga bo'ysuntirdi, yana daryolarni ham sizlarga bo'ysuntirdi. U doimo faoliyat ko'rsatib turuvchi quyosh va oyni ham sizlarga bo'ysuntirdi. Kecha kunduzni ham sizlarga bo'ysuntirdi. E'tibor bering azizlar, ertalab sahar turganingizdan boshlab yerdan bir necha marotaba katta bo'lgan quyosh ham, yerni o'zi ham, butun borliqni hammasi sizga xizmat qilyapti. Alloh uni sizga xizmat qilishlikka musaxar qilib qo'ydi. Quyosh siz bilan biz uchun aylanyapti azizlar. Nurini sochyapti. Bu hammasi Alloh azza va jalla. Lekin inson ozgina hamma narsani bizga bo'ysuntirib, shundan unumli foydalanib harakat qiladi. Rizqini nimadandir sabab qilib qo'yadi, o'sha sabab bilan olinadi. Sababiyat orqali. Dehqon deydi, urug'ni sochgandan keyin urug' vaqt urib giyohlar chiqib qolsa, men urug' chiqardim deb bo'lmasa. Aytaylik, bug'doyni sochdim, mana men harakat qildim, bug'doy chiqardim. Yo'q, men bug'doyni sochdim, Alloh chiqardi. Bug'doyni sochishlik bir sabab. Yerga tushishlik bir sabab. Lekin Alloh amr qilmasa u chiqmaydi, yer yorilmaydi sizlar. Bu faqat sabab. Shuning uchun bizga bu hamma narsani Alloh bizga bo'ysuntirib qo'yargan ekan, biz o'sha bo'ysuntirilganiga shukr qilib, Allohdan halol rizq talab qilib, halol mehnat qilib, halol kun kechirishlikka o'rganmoqligimiz lozim bo'ladi. Dinimizda azizlar, inson biror bir hayotda bir ishni ushlab, bir kasb kamol bilan hayot kechirishlikni ham ibodat darajasiga chiqaradi. Agar siz ertalab, men bir bola chaqamni boqishim kerak, otasiman yoki bir pul boqishim kerak deb chiqsa, o'sha topishi bo'laveradi, kelaveradi. Ammo Alloh Qur'oni Karimda erkaklar ayollar ustiga rahbar qilib qo'yildi. Mana zimmamga oilani boqishlik mas'uliyati yuklatildi. Men oilamni halol boqishlik uchun ishlashim kerak, harakat qilishim kerak deb ota ishga chiqib ketarkan, u ibodatda. U misli ibodatda azizlar. Chunki Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilar, kishilar bir rivoyat hikoya keltiriladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kuni o'tib ketayotgan ekanlar, bir yigit masjidda ibodat qilib turgan ekan. Farz namozidan tashqari. Nafl ibodat bilan ovora, doimiy nafl ibodatda qachon qarsa masjidda Hazrat Umar radhiyallohu anhu haligi yigitni chaqirtiribdilar. Men har doim o'tayotganimda shuni shu masjidda ko'ryapman. Tirikchiligi nima bo'lyapti? Hayoti nima bo'lyapti? Shunda yigit aytibdiki, mana akam tojir. Tijorat bilan mashg'ul bo'ladilar. Kelishib olganmiz, mana oilamni ham o'zini oilasini ham boqib turadilar. Men esa ibodat bilan mashg'ulman. Deganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu unga qarab, "Ahuka a'bad minka" dedilar. Sana aka sandan ko'ra ko'p ibodat qiluvchi ekan. Chunki tarki dunyochilik qilishlikka dinimiz buyurmagan sizlar. Harakat qilamiz, qo'limizdan kelganicha halol rizq qidiramiz. Mana shu o'sha ibodat. Faqatgina niyatni xolis qilib olishlik kerak. Xolislik bilan ibodatga chiqmoq kerak.
Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kesa'cı billah ve izâ kudiyeti salâtu fentaşirû fil ardı ve tabu min fadlillâhi ve zkurullâhe kethîran leallekum tuflihûn. Yani kaçan ki sizler namazını ada kılgen illerden kimin onda yerge katlanıp Allah'ın fazlını, rızkını isteyinler. Allah'ın kub yok edin. Şayet ki şundan nacat topsayınız. Ayet-i kerimede Allah ibadet bile rızk izleşini bölge koyuyor. Aval ibadet. Namazını ada kılgen izden kimin hani indi kardeşim çıkıyla rızkilerde kıdırıyorlar. Şimdi hayat geçirmiş gerek ki Hazreti Ali Karmanallahu Vajaha bu ayetkenlerdi. Ayetediler bu kişi. Şimdi ibadet kılgın ki yerdeli olup kaladık anlata. Şimdi kesip kemal kılıp şuhurlendin ki hiç kaçan ölmeydik anlata. Yani dünyada şimdi kılgı o ama ibadette unutma. İbadette kuddi yerdeli olup kaladık anlata. Kur'an'da hemen Allah Azze ve Celle birinin için namazını kildirdi aslında. Namazını kayın kılayım. Namazdan kiyin, ibadetten kiyin. Ana rızkınızı kıdırın. Rızkınızı çıkın. Demek ibadet hatalı gibi. O şunda Allah'ın kubrası kirli. Allah'ın isli. Allah'tan korkayım. Şayet ki şu işin biz merham necat topsayız. Bana bu ayeti kerime bizlerce azizler bu dünyada hem ibadetini, hem riyazetini, hem nasıl Allah'ın şeriatına muvaffuk kılıçtı. Bu zat hem bu şey tatlı kıldılar. Lakin Peygamberimiz aleyhisselam hiç kaçan azizler tanıdır, ruhunu, kuyruğunu karar, ümit kırıp oturma gelirler. Hatta ki bana hani o şey vakiyeni okusam hani yüreğe titrak ettiler azizler. Resulümüz aleyhisselatü vesselam ağlarına öttüler. Uzak ki salavatı salamlarımız olsun. Sahabeler hammeler uzunlar uzunluk kaldı. Yemelegen, laddegen, Resulullah'tan ayrılış musibeti de tutuldu. Bir Yahudi çıktı. Onlar da aldı ki çıkıp etti ki, sizlerle hazır yok etken zatıyla, beni peygamberiyle, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, alemden, o kişilerden bir neçen kul, avval, ailesini teminleş için özlerini cenge kiyemiyor, soğuklarını menge gerolge koyup ivazge arpa olurdular, buyurdu sahabeler, dağıt dediler varıştı. Hani hiç kimge bildirmezler, ailesini teminatı için kiyimlerini gerolge koyup sen menge arpa verip durgin, put topkanında bir hemen arpa, kiyimin bir asandı gerolge koyup çıkan ekerler. Sahabeler yırladılar ki, şimdi menge minle koydum, ne makineli var dedi. Resulun avukatını yiyiştik için kiyimlerini geroge koygen bulsalar o. Ben şu için dünyada indirdi. Ne kadar ben iptal degen sahabeler bu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da bir ağız geplerdeki azizler hemen azizler yasak bulardı. Hatta sahabelerini koyayım. Cebrail emin aleyhisselam karıştı gelip büyüdüm ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem altın kanını size açıp vereyim dedi. Tağlarını altında vereyim dedi gelirler. Yüzü koydurdular Peygamberimiz arasında dünya tağlarını azaltmasıdır. Peki şimdi arabaları da hareket kıldırır uzlar. Bu ağaçı Peygamber bula durup azizler. Peygamber bula durup taminatını, ailesini uzlar hareket kılıp bana gerolge nersesini koyup oynadı gelirler. Bu biz üçüncü de kettik talim. Biz hem ailemizin bakışlık için kesb-i kemal kılıçlığımız. Kolemizden kendimizce hareket konuştuğumuz gibi. Yani bu her kolemizde, her bir mumur Müslümanlığı vazifesi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki اَمَلُ الرَّجْلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْلِ الْمَقْرُوحِ En yakşı kesip bu kişilerin uz kolu bilen kaledigonu ve yakşı sağda dediler. Kesiplerin en yakşısı uz kolu bilen kaledigonu ve yakşı sahabalarına şükürlenmiştik. Bana şu en yakşısı. Bunların ailesini bakadı, ola şakasını bakadı, mihnetke layakatli bölgen adam, tamamen kurmasını, kuludan kilgenci hareket kılıçdaki ve ailesini bana şu mihneti bile bakıp kötü kılıçdaki lazım. Ama bir meseleyi size çıkarması gerekiyor.
zo'rlik bilan, poraxo'rlik bilan yoki boshqa ish bilan topadigan bo'lsa, bu ham harom bo'lib keladi odamga ichiga. Harom deganimizda faqatgina Alloh Qur'onda mana bu narsa harom deb qo'yganda o'zi emas, topilajak narsalarni ham, yilajak uyimizga to'planayotgan narsalarni ham azizlar halol yo'l bilan, halollik bilan topishimiz kerak. Mana bu narsa eng muhim bo'ladi. Sahobalar mana shunga amal qilganlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida har kuni kechqurun tunda o'zining xizmatkorlarining yonlariga olib aylanib yurar ekanlar. Bir odamlar nima yapti, nima qilyapti, o'zini tanitmasdan yurar ekanlar. Mana shunda yurib ketayotganda bir kulbada bir ayol bilan bolasining qizining suhbatiga quloqlari tushib qoldi. Ayol ona qiziga aytdiki, qizim, ertaga bozorga sut olib borib sotishimiz kerak, sutni sog'ding. Hozir qorong'ida sen o'sha sutga suvni qo'shib ko'paytirib qo'yding, ertalab borib sotib kelasan. Qiz, onajon, Hazrati Umar ibn Xattob, ya'ni xalifa, mana shu ishlardan qaytarib, buning uchun jazo bor, buning yaxshi emasligini gapirdilar u. Qanday qilib ish qilamiz? Shunda onasi qizim, xalifa uxlab yotibdi. Qayerdan ko'radi bizni sutga, sutga suv qo'shganimizni. Men buni qo'shib olib borib bergin deganda, qizi yig'lab turib onasiga, onajon, xalifa amirul mu'minin uxlab turgan bo'lsalarda, hech qachon uxlamaydigan zot Alloh bizni ko'rib turibdi-ku, Allohdan taqvo qilaylik deb turar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu buni ko'rib qolib, xizmatkoriga o'sha uyni belgilab qo'yding debdilar-da, belgilatib uyiga kelib, ertalab farzandlarini chaqirib, kim oila qurmoqchi bo'lsa, men qorong'u zulmatda ham Allohdan qo'rqadigan juftni halol topib ko'rdim. Kim uylanadi deb bir o'g'illarni uylanib, mana shu qizdan 5-chi xalifa, adolatli xalifa bo'lgan Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi dunyoga keldi. Bu nima nishonasi? Bu o'sha halol hukmat. Halollikni. Bir yurtda bir qozi bo'lgan ekanlar. U qozi qizini eng halol odamga beraman debdi. Eng haloliga beraman turmushga. Hamiga jar soldiribdi, halol topib beringlar. Shunday halol bo'lsinki, har bir yetgan narsasiga e'tibor bersin, tuxmasi halol bo'lsin. Yoqa chopgan jarchilar kelib, oxiri xizmatchilaridan biri qozi bo'lmaga, qozi janoblari atrofda siz aytgan ta'rifga tushadigan kuyov topolmadik. Ammo sizning o'zingizni xizmatingizni qilib turgan xizmatkoringizda taqvoli halol yigit yo'q ekan, xohlasang debdilar. Hozir yigitni chaqirib, seni xizmatdan, qullikdan ozod qilaman, ammo meni qizimga uylang deydi. Qizlariga uylab qo'ydilar. Oradan bir necha kun o'tib, qiz onasiga shikoyat qildi. Mani bir xizmatkorga turmushga berdinglar, pulni berdinglar, rozi bo'ldim. Lekin menda nima aybki, bir necha kundan beri kuyovim meni hijronga qo'yadilar. Men bilan yotmaydilar, boshqa xonada, men boshqa xonada. Nima aybim bor men deb yig'labdi. Bu xabar qozonlariga kelganda juda g'azablanib kuyovlarini chaqirib, nima qilganingiz bu? Men sizga qizimni berdim. Nega bunday qilasiz desa, hayron bo'lib kuyovlari. Otajon, mayda qizingizni berishdan maqsadingiz nima edi? Sizni taqvoli Allohdan qo'rqadigan halol lug'mi degan odam deb qo'yildi. Desa, hozir so'rabdilarki, ahli yigit so'rabdi hozir, "Mani halolligim bilan lug'mani sizga nima aloqasi bor? Agar sen halol yesang, sendan yaxshi zurriyot dunyoga keladi deb umid qilaman." Mana hozir Umar ibn Abdul Aziz o'xshab deganlarida u yigit xabar ekanlar. "Men ham shu maqsaddaman. Kechirasiz-u, sizga odamlar har xil narsani olib kelib berib qo'ygan narsani yeb uyingizga olib kelib olasiz, boqib qo'ygansiz. Men 40 kun peshona teri bilan bolangizni boqaman, birgalashib bo'lsa tutamiz, ana bundan keyin biz birga bo'lsak, siz aytgan so'zlar dunyoga keladi." Haqiqatda tarixchilar aytadi, ulardan kelgan ustun juda ko'p qorilar, olimlar dunyoga kelgan ekan. Demak, yetgan taomimiz bolamizga ta'sir qilar ekan sizlar. Nima uchun bola otaga bemalol gap qaytaryapti? Nima uchun bola bemalol onani behurmat qilyapti? Jonini berib qatta qildi. Aytib, shikoyat qilib qolamiz. Bu qanday degan gap? Mana shu bolani boqaman deb men ne ko'ylarga tushmadim, ne ko'chalarga kirmadim.
bo'lishligi, ularni kelajakda yaxshi inson bo'lishligi, ularga yegizilayotgan taomlarni halolligiga e'tibor qaratish bilan bog'liq. Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Tirmiziydan rivoyat bo'lgan hadisda aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ya Yuhannas, ey odamlar, inna Allohu tayyibun va la yaqbalu illa tayyiban." Ey odamlar, Alloh o'zi pokdir va faqat pok narsalarni qabul qiladi. Faqat pok narsalarni qabul qiladi. Alloh azza va jallaning odamlarga pokligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam izhor qilib aytadilarki, oyat ularga Qur'ondagi oyatlardan keltirib, ey payg'ambarlar, pok taomlardan tanovul qiling, sizga ezgu ish qiling, albatta men qilayotgan ishlaringizni ko'ruvchidirman degan oyatni Rasululloh hujjat qilib keltirdi. Va mana shu yerda yana boshqa oyatni: ey iymon keltirganlar, sizga biz rizq qilib bergan pokiza narsalardan yeyinglar deb oyatni misol keltirdi, orqasidan birga aytdilar. Bir kishini misol keltirdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Aytdilarki, arrojul yutoyu safo, bir kishiki shu uzoq safarga chiqib keladi. Bu yerda shart boshqa bir hadisda hojiga borgan odamni misol keltirgan. Sochlari to'zigan, shunaqa bir qiyin ahvolda uzoq yo'l bosib boradida qo'lini osmonga ko'tarib, ya Rob, ya Rob deb Robbiga murojaat qiladi, murojaat qiladi, duo qiladi. Vaholanki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, u Robbim, Robbim, Robbim deb Allohga duo qiladi. Vaholanki, yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, harom bilan oziqlangan qanday qilib uni duosi qabul bo'lsin? Ming dod degan bilan uni luqmasi chiqib, kiygani, yegani, libosi hammasi o'sha harom ustiga qurilgan bo'lsa, qanday qilib bu narsani duo qabul bo'lishini umid qiladi dedilar. Shuning uchun azizlar, bu o'ta muhim masala bo'lganligi uchun biz bu narsani yana ta'kidlab o'tamiz. Albatta, yana bir narsani aytib qo'yishimiz kerakki, azizlar, hali so'zimni avvalida aytgandek, o'zimizcha mana bu halol, mana bu harom deb fatvo bermaylik. Hozir internetlarda ko'rsangiz, falon-falon narsalar harom deb fatvo beriladi. Bir odam mehnat qilib, masalan, oziq-ovqat mahsulotini chiqaryapti, bismillah halolligi bilan qilinganini qilsa, u odamni mehnatini bir kunda haromga chiqarib, shubha qilib, hammaga unaqa fatvo bermaslik kerak. Halolni harom deb qo'yishlik, haromni halol deb qo'yish kabi gunoh bo'ladi. Bilmasa bilmadim deyish kerak. Bilmasa bilmadim deb javob berish kerak aslida. Ammo lekin o'zicha hukm chiqarib, mana bu halol, mana bu harom deb aytishlikdan saqlanish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Al-halalu bayyinun wal-haromu bayyinun va baynahuma mushabahat." Ya'ni halol ham aniqdir, harom ham aniqdir, ammo ularning orasida shubhali narsalar bor. Ko'p odamlar buni bilmaydilar. Kim shubhalardan saqlansa, dinini va obro'sini pok saqlaydi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Demak, halol aniq, harom aniq, lekin orada shubhali narsalar degani payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning davrlarida bo'lmagan narsalar. Hozir aytilgan Qur'onda hadisda topilmagan bo'lsa, endi buni harom deb bo'lmaydi. Bizning mazhablarimizda, kitoblarimizda fiqhda agar Qur'onda va hadisda taqiqlanmagan narsa bo'lsa, demak bu muboh bo'lib chiqadi, ixtiyoriy bo'lib chiqadi. Lekin shunday narsalar borki, u shubhali. Ammo o'sha shubhalidan qochish kerak. Shubhali narsalardan qochish kerak. O'zi inson qalbi azizlar, ba'zida unamaydi. Biz bir xil narsani qilmoqchi bo'lsa, domlaga beriladigan savollar bilasizda. Bittasi kelib savol beradi. Domla bunday bunday qilsa halol bo'ladimi, harom bo'ladimi? Men aytaman, to'g'risini ayting. Hozir 10-manmi savol so'ralayotgan domla yo birinchisimanmi? Yo beshinchisi. Siz qachon halol degan domlani topgunizcha bu savolni beraverasiz, birodar. U harom desa boshqasiga borib so'raydi. U harom desa boshqasiga. Istab oxiri bittasi bo'laveradi degan gapni izlaveradi. U o'zi aslida qalbi unamayapti-da umuman. Shu ishni qilishlikka qalb unamayapti. Mana shunaqa shubhali narsalardan o'zini olib qochish kerak. Lekin shubhada ham vasvasaga bormaslik kerak. O'zicha shubha qilmaslik kerak.
hamma narsa ilmga asosan bo'lishini kerakasiz. Bu narsalarda juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. O'sha halol harom qilishlik bobida mana bu halol mana bu harom deyishdan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ammo lekin azizlar bir narsaki hozirgi kunda hammamiz aralashib bunday qilma deydigan illatlardan bittasi savdoda birovni haqqidan qo'rqmaslik bo'ldi. Hamma aralashadigan ish bo'lib qoldi. Ey Allohdan qo'rq. Birovni haqqidan qo'rq. Chunki namoz o'qib, roza tutib, hajga boraman, ibodatni qilaman, birovni haqqidan qo'rqmay yurishlik bu og'ir gunoh. Tarozidan urib qolishlik. Tarozidan urib qolganini ko'rib, indamasligimiz yaxshi emas. Aytish kerak, chunki kim bo'lsa ham savdo qilayotgan bo'lsa, birinchi o'rdan urib qoldimi, u mutoffifin bo'ladi. Vaylul lil mutoffifin. Unga vayl bo'ladi. Tarozidan urib qolishlikni qaytarishimiz kerak. Birovning haqqidan qo'rqishligimiz kerak azizlar. Birovning haqqidan birga gardanimizga olib, qiyomatga ketib qolishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shuning uchun hammamiz bugungi kunda halol yashashlikni umidida hayot kechirar ekanmiz. Allohimizni taomlarimizni o'zi Alloh halol qilsin. Ilohim halol yashab, bir-birimizni haqqimizdan qo'rqib, ehtiyot bo'lib hayot kechirishligimiz Alloh muvaffaq qilsin. Vaqtimiz yaqinlashib qoldi, bir aqida, fikriy masalalarimizga ham to'xtalib turardik, ham jumada. Bugun payg'ambarlarning haqida bo'lgan ba'zi fikrlarimizni bizning mazhabimizda qanday bo'lishligini ham aytib o'tishligimiz lozim bo'ladi. Payg'ambarlar haqida qanday e'tiqod qilishimiz kerak? Nima uchun bu gapni aytyapmiz azizlar? Chunki biz hamma payg'ambarlarga iymon keltiramiz. Lekin hozir ba'zi bir missionerlar ta'sirini o'tkazish uchun kelib juma deyapti. Siz Iso alayhissalomga iymon keltirganmisiz? Ha, bo'ldi-da, biz ham Iso alayhissalomning gapini aytyapmiz-da deyapti. Lekin aslida biz Iso alayhissalomga ham va boshqa payg'ambarlarni ham hammasiga muhabbat qilamiz, lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallam kelganlaridan keyin boshqa payg'ambarlarning amallari bekor bo'ldi. Biz faqat Rasulullohga ergashamiz deydilar. Shuning uchun payg'ambarlar haqida qanday e'tiqod qilishimiz kerak degan savolga payg'ambarlarni birinchisi Odam alayhissalom, oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Ilohiy payg'ambarlarning soni juda ham ko'p. Hadislarda ularning adadi turlicha kelgan. Ulamolarimiz payg'ambarlar adadi haqida qat'iy bir raqam tayin qilmagan. Qat'iy mana shuncha deb aytilmagan. Qur'oni Karimda ismsizga qilingan payg'ambarlarning soni esa 25 ta degan azizlar. 25 ta ular Odam alayhissalom, Idris alayhissalom, Nuh alayhissalom, Solih alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom, Ishoq alayhissalom va Yaqub alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Ayub alayhissalom, Zulkifl alayhissalom, Shoaib, Musa va Harun alayhissalomlar, Davud, Sulaymon, Ilyos, Elyasa, Yunus, Zakariyo, Yahyo, Iso va Muhammad alayhissalomlar. Alloh taolo ularni Qur'oni Karimda nomlarini zikr qilib o'tdi. Biz ularni har birlarini haq payg'ambar ekanligiga iymon keltiramiz. Payg'ambarlar haqida nima deysan desa aytamizki, payg'ambarlar bizga Alloh taolodan keltirilgan har bir payg'ambar rostgo'y ekanliklariga doim tasdiqlaymiz. Alloh tomonidan payg'ambarlarga topshirilgan vazifani bekamu ko'z bajarganliklari shariatdan biror narsani yashirmaganliklarini ham tasdiqlaymiz. Nabiy va rasullar payg'ambarlikdan avval ham payg'ambarlik davrida ham katta va kichik gunohlardan pok bo'lganligiga e'tiqod qilamiz. Buni ba'zida ismat ham deyiladi. Va payg'ambarlar Alloh taoloning shariatini yetkazishda vazifalariga o'ta hushyorlik va ziyratlik bilan yo'llashgan deb ularni hatto aytamiz. Demak, bu payg'ambarlarimizga bo'lgan, hammalariga bo'lgan e'tiqodimiz sizlar. Hamma payg'ambarni tasdiqlaymiz. Agar biz bitta payg'ambarga ishonmayman deb qo'ysak, unda iymonimiz kam bo'lib qoladi. Chunki amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi deb o'rganganmiz yoshligimizda. Hamma payg'ambarlarga, hamma kitoblarga iymon keltirganmiz. Lekin amal o'zimizni Qur'oni Karimga. O'zi internetda muqaddas kitob deb yozilgan tarqatishlar. Ko'ryapti, kimlardir gapiryapti, lekin amalimiz aslida faqat Qur'oni Karimga va sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. To'g'ri, biz boshqa dindor, boshqalar bilan bag'rikenglik munosabatda bo'lamiz. Hamma din vakillari bilan yaxshi munosabatda bo'lamiz. Ammo bu degani e'tiqodidan boshqani e'tiqodiga o'tib dinini sotish degani emas. Xudo saqlasin. Ana shuning uchun ham biz hamma payg'ambarlarni
o'zi mustahkam qilsin, kasbimizni halol yo'ldan ola chiqarishga o'xshilik bir mushohada qaylasin, xonadonlarimizga faiz va barakot bersin, rahmat kelar. Assalamu alaikum.